Merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda Next.js'ten bahsediyoruz. Next.js, Vercel tarafından geliştirilen React üzerine kurulmuş bir framework. Normal React'la geliştirdiğiniz uygulamalarda ekstra konfigürasyon yapmanız gereken bazı özellikleri size otomatik olarak sunuyor. Bunlardan en önemlileri burada sayfanın alt kısmına scroll inerseniz arkadaşlar. Resim optimizasyonu var. Benim sizlere bahsedeceğim. Buradaki Server Side Rendering ve Static Site Generation özellikleri var. TypeScript Support var. Default olarak geliyor. Fast Refresh özelliği bizim yine state'i kaybetmeden hızlı komponent üzerinde yaptığımız değişiklikleri görebileceğimiz bir özellik. File System Routing yine en önemli özelliklerden bir tanesi. Yeni bir route oluşturmak istediğinizde sadece yeni bir dosya oluşturuyorsunuz Pages klasörü altında veya alt klasörleri altında. Bu sayede direkt route'larınız oluşmuş oluyor. Herhangi bir konfigürasyon yapmanıza, ekstra paket yüklemenize gerek yok. Yine API Routes sayesinde sadece kendi uygulamanızda kullanabileceğiniz bir API oluşturuyorsunuz. Böylece veri alma kısmını veya veriyi temizleme, sanitize etme işlemini uygulamanızın frontend kısmından ayırabiliyorsunuz. Yine built-in CSS support denmiş. CSS kullanırken arkadaşlar modülleri kullanabiliyorsunuz. Sadece bir komponent içerisinde kullanmak istediğiniz bir CSS varsa bunu bir modül olarak oluşturuyorsunuz ve bu sayede oluşturduğunuz modül sadece o komponent ekrana yazdırıldığında kullanılıyor. Ve yine otomatik olarak code splitting ve bundling özellikleri bize sunuluyor. React'ta lazy import yaptığımız ve ayrı konfigürasyon oluşturduğumuz code splitting konusu Next.js'te otomatik olarak ele alınmış. Bunlardan arkadaşlar ilerleyen videolarda bahsedeceğiz. Ben bu videoda sadece basit bir giriş yapmak istedim. Bir de burada iki tane uygulama oluşturdum. Birisi Next.js ile birisi React ile. Bunlar üzerinden size bu server side rendering'in bize ne gibi bir faydası var bundan bahsetmek istiyorum. Biz server side rendering özelliğini arkadaşlar en çok arama motorları üzerinde sitemizin üst sıralarda görünmesine yardımcı olmak için kullanacağız. Peki ne demek yani server side rendering'in arama motorlarına faydası ne? Şimdi eğer Next.js ile oluşturduğunuz uygulamanın kaynak kodlarını sağ tıklayıp View Page Source linkiyle açarsanız arkadaşlar, burada biraz daha büyüteyim şunu. Bakın burada içeride gördüğünüz bütün kodlar arkadaşlar, daha doğrusu şöyle diyeyim, bu sayfada sayfanın yarısını kaybettik, niye bilmiyorum. Bu sayfada gördüğünüz bütün içerikler arkadaşlar kaynak kodlarında dahil edilmiş. Bakın burada Welcome to Next.js şeklinde bir metin var. Aynı şekilde bu metin burada. Peki bundan doğal ne olabilir diyeceksiniz. Eğer böyle diyorsanız aynı şeyi React uygulamasında yapmanızı tavsiye ediyorum. Bu da React ile oluşturulmuş basit bir sayfa. Burada bir resim var, dönüyor ve bir de metin, bir de link var arkadaşlar. Eğer View Page Source derseniz arkadaşlar, burada boş bir root ID'li bir div olduğunu göreceksiniz. Sayfanın içeriği kaynak kodlarda yok. Sebebi şu: React ile oluşturduğunuz uygulama arkadaşlar size HTML, CSS ve JS dosyası olarak gönderiliyor ve bu sayfanın oluşturulması bu kaynaklar sunucudan yüklendikten sonra yapılıyor. Bu ne demek? Sizin uygulamayı ilk yüklediğinizde aldığınız dosya HTML dosyası bu. Daha sonradan JavaScript dosyaları bu HTML dosyasını populate ediyor, dolduruyor, hydrate ediyor diyebiliriz. Next.js'te ise bu populate etme, hydrate etme işlemi server tarafında yapılıyor ve size hydrate edilmiş HTML dosyası gönderiliyor. Bu arama motorları için de geçerli. Bu arama motorlarının botları sizin sitenize geldiğinde içeriği kaynak kodlarından otomatik olarak okuyabiliyorlar. React uygulamasında ise olmuyor değil, oluyor. Benim bir tane uygulamam Google'da bu şekilde indeks almıştı, çıkmıştı Google'da. Ancak zaman alıyor arkadaşlar çıkması. Nasıl bir sistemleri var tam bilmiyorum ama Next.js uygulaması bu konuda çok daha hızlı ve çok daha etkili. Yine aynı şekilde burada image optimization'dan bahsetmiştik. En önemli özelliklerinden bir tanesi lazy loading. Diyelim sayfanın alt kısmında bir resminiz var. Kullanıcı ilk yüklediğinde eğer o kısım görünmüyorsa o resim kullanıcıya yüklenmiyor arkadaşlar. Kullanıcı ancak o komponente yaklaştığında veya o komponente ekrana yazdırdığında o resim kullanıcının tarayıcısına yüklenmiş oluyor. Eğer kullanıcı sayfanın o kısmına gitmezse
O resim kullanıcıya gönderilmiyor. Bu güzel bir özellik. Özellikle sayfalarınızda çok yoğun resim kullanıyorsanız çok güzel bir özellik. Yine burada server side rendering ve static site generation diye iki konu var arkadaşlar. Server side rendering'den birazcık bahsettik. Sayfanızın içeriği kullanıcı tarafında değil, server tarafında oluşturuluyor dedik. Bir de static site generation'dan bahsedelim. Bunda da arkadaşlar diyelim bir statik datanız var. Bunu bir JSON'dan okuyor olabilirsiniz, statik bir dosyadan veya üçüncü bir partiden okuyor olabilirsiniz. Bu okuduğunuz dosya üzerinden gidilebilecek bütün route'lar otomatik olarak oluşturuluyor bir HTML dosyasıyla eşleşiyor. Yani diyelim bu sayfa eğer bir kaynak ise sizin JSON'da veya üçüncü parti API isteğinizde bu sayfanın HTML dosyası otomatik olarak oluşturuluyor. Bunun en önemli özelliği arkadaşlar, birincisi istediğimiz yerde host edebiliyoruz. İkincisi ise CDN üzerinde host ettiğimizde caching devreye giriyor ve uygulamamızın yüklenmesi çok hızlı bir hale geliyor. Eğer başka kullanıcı aynı sayfayı yüklemek isterse bu cache üzerinden sunuluyor ve sunucunun üzerindeki yük azalıyor. Hem de kullanıcının bu siteye erişimi hızlanmış oluyor. Yine buradaki bunların tabii detaylarına gireceğiz ileride arkadaşlar. TypeScript support yine React, normal bir React uygulamasında olduğu gibi Next uygulamasını da TypeScript template ile kurabiliyorsunuz. Fast refresh state'i kaybetmiyor dedik. File system routing çok güzel bir özellik arkadaşlar. Benim çok hoşuma gitti. Şurada iki tane VS kodum var. Birisi sol taraf Next örneği arkadaşlar. Sağ taraf React örneği. Burada Pages klasörümüz var. Pages klasörü içerisinde oluşturduğunuz her bir dosya bir route haline geliyor. Mesela buraya bir yeni dosya deyip about.js diyelim. Bunun içerisine bir React komponent oluşturalım ve about page diyelim buraya. Tabii şunları da yerine uymak adına about olarak değiştirelim. Baş harfleri büyük olsun. Bunu yaptığınızda arkadaşlar kaydedeyim şöyle. Bunu yaptığınızda artık herhangi bir route konfigürasyonu yapmadan direkt uygulamanız üzerinde slash about adresine gidebilirsiniz. Direkt sayfanız burada gösterilecektir. Bu routing kısmı çok kolay olmuş arkadaşlar. Benim çok hoşuma gitti. Tabii yine nested route yapmak istiyorsanız bunları klasörler içerisinde yapabilirsiniz. Burada bakın post klasörü içerisinde bir about dosyası oluşturdum. About'ı oraya taşıdım. Bunu yaptığınızda artık about kısmı 404 verecektir. Ancak post slash about'a giderseniz about sayfanızın yüklendiğini göreceksiniz. Aynı yöntemle dinamik route'lar da oluşturabilirsiniz. Onun için de şöyle diyelim mesela new file id.js dediğinizde posttan sonra gelen id her neyse bu komponent içerisine bu id gönderiliyor otomatik olarak. Bunlardan dediğim gibi detaylarından ileride bahsedeceğiz. Şimdi devam edelim. React ile arasındaki klasör yapısına bakacak olursak arkadaşlar, burada bir React uygulamasında bir src klasörümüz var. Her şey bunun içerisinde. Next.js'te ise ana dizinde bütün klasörlerimizi arkadaşlar, Pages içerisinde bütün route'larımızı koyuyoruz. API içerisinde de oluşturduğumuz API'nin endpoint'lerini koyuyoruz. Mesela burada bir Hello.js var. Bu Pages içerisindeki API klasöründeki Hello endpoint'ine ulaşmak için uygulamamıza tekrar gidelim. Uygulamamızın üzerine API slash hello diyoruz ve orada gönderilen değer bakın burada karşımıza çıkıyor. Orada gönderilen değer neydi hemen bakalım. Bize bir obje gönderiliyordu. İçinde name, John Doe şeklinde bir değer vardı. Gördüğümüz, aldığımız cevap da bunun aynısı arkadaşlar. Şöyle devam edeyim. CSS modülleri var demiştik. CSS modülleri şu şekilde arkadaşlar. Burada Pages içerisindeki index dosyanıza giderseniz burada bir import yapılmış. Bakın home.module.css'den yaptığımız import style değerine atanmış ve komponentin ismi home. Aynı şekilde styles içerisinde home.module.css dosyamız var. Bu bildiğiniz CSS dosyası arkadaşlar. Yani CSS in JS değil. Gördüğünüz gibi kebap case yapılmış, camel case değil. Biliyorsunuz biz JavaScript içerisinde CSS kullandığımızda camel case kullanıyorduk ve değerleri string olarak veriyorduk vesaire. Bunu yaptığınızda arkadaşlar otomatik olarak styles üzerinden mesela container'a erişebiliyorsunuz. Container halbuki sadece bir CSS class.
Normalde React'te yapıyor olsaydık bunu şu şekilde yapardık. Import ile styles içinden home.module.css import ederdik ve buraya da class name girerken container diye girerdik. Ancak bu modül sistemi sayesinde bu şekilde kullanabiliyoruz. Bence güzel bir yöntem. Yine en önemli özelliklerinden bir tanesi bu yöntemin sizin burada oluşturduğunuz home.module, dikkat ederseniz home ismi component ismiyle aynı. Buraya import ettiğinizde bu CSS dosyası sadece bu component ekrana yazdırıldığında yükleniyor. Yani alt komponentlardaki CSS dosyalarınız ilk uygulama açıldığında yüklenmiyor. React'te ise böyle değil biliyorsunuz. Eğer bir import yapıyorsanız index.js içerisinde bunların hepsi ana sayfanızda yükleniyordu. Onun dışında burada bahsetmek istediğim son bir konu var. Public klasörü arkadaşlar. Sizin static folder'ınız gibi düşünebilirsiniz. Eğer Node.js ile API oluşturduysanız. Burada pages içerisinde yine index dosyasına bakarsanız bakın burada bir link rel icon ile bir favicon eklenmiş siteye. Ve href olarak dosyanın yolu olarak slash favicon denmiş. Şimdi index.js dosyası pages klasöründe ancak public içerisindeki bir dosya slash favicon olarak verilmiş. Public'in önemli özelliği bu arkadaşlar. Buraya attığınız dosyaları komponentleriniz içerisinde sanki aynı dizindeymişsiniz gibi ulaşabiliyorsunuz bu dosyalara. Yine son dedim ama bir tane daha var bahsetmek istediğim bu head komponenti arkadaşlar. Bunu yine next slash head paketinden import ediyoruz. Bunlar otomatik gelen paketler next içerisinde. Head içerisinde sayfamızın head tagı içerisine erişebiliyoruz. Sayfamızın başlığını değiştirebiliyoruz. Mesela buraya create next app derseniz sayfanızda otomatik olarak bu başlık, şöyle geri gidelim, create next app olarak değişecektir arkadaşlar. Yine çok önemli bir özellik SEO açısından, arama motoru optimizasyonu açısından sayfanıza açıklama girebiliyorsunuz. Bu şekilde değişiklikleri otomatik olarak komponent içerisinde yapabiliyorsunuz. React'ta böyle bir şey mümkün değil. Üçüncü parti bir paket yüklemeniz gerekiyor bunun için. Bahsedeceklerim bu kadar arkadaşlar. Bu videoda çok koda girmek istemedim. Sadece basit bir giriş yapmak istedim. Next.js'i daha önce hiç duymayan arkadaşlar için veya duyup da hiç üzerinde çalışma fırsatı olmayan arkadaşlar için giriş olması açısından bundan sonraki videolarda bu bahsettiğim özelliklere teker teker gidip nasıl çalıştıklarına daha detaylı bakacağız. Vakit ayırdığınız için teşekkür ediyorum arkadaşlar. Görüşmek dileğiyle.